Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Cevazu i'mali inil muhaffefeti ve ihmaluha. Cevazu i'mali ve ihmaliha mı diyelim, oraya atfedelim. Arkadaşlar, inne takfif edilir. Takfif edildiği zaman amel ettirmeniz veyahut da ihmal etmeniz caizdir. Ke inil meksureti el muhaffefeten. Mana hada, bunun manası arkadaşlar, ennehu kema yecuzu el i'malu vel ihmalu fi leytema, yani kezalike yecuzu fi inil meksureti ize huffifet. Yani leytemada nasıl ma dahil olduğu zaman amel de veriyorsun, ihmal de ediyorsun. İn de öyledir ama ne zaman? İn takfif, yani daha doğrusu inne takfif edildiği zaman amel de verebilirsin, ihmal de yapabilirsin. Bilirsin. Kavlike in zeydun le muntalikun. Burada ihmal ettirildi. İni nafi ile karıştırılmasın diye de habere lam getirildi. Ve in zeyden muntalikun da diyebilirsin. Zaten amel verdiğin zaman lamı getirmiyorsun. Vel ercahu, peki en güzel şey nedir? El ihmalu akse leyte, leytenin tam tersi, ihmal edilmesi daha iyidir. Kale Teala, Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. İn kullu nefsin lema aleyha hafir. Selam, bu normal ayette lemma aslında. Evet. İn Burada kul, lema diye şey yapmış ama lemma. belki başka bir kıraat var, ona göre gitmiş olabilir. Ama bizde dediğin gibi in kullu nefsin lemma aleyha hafid. Ve in kullu lema cemi'un. Burada da lemma değil mi bizde? Evet Ve in Selam, kullu bu lema. lema yazdıklarının hepsi lemma. Evet, belki bizim şey farklı bir kıraat tam da acaba şey getir, örnek getiriyor. Ve in kullu lemma cemi'ul ledeyni muhtarun. Ve kâle Allahu Teala ve in kullel lema le yuvaffiyennehum rabbuke a'malehum. Burada amel verdirmiş değil mi? Evet. Kara el hir el evet, kim o? El hirmiyani ve Ebu Bekir bir takfifi vel i'mali. Burada hem bu iki alimimiz hem ini muhaffefe okumuşlardır hem de amel verdirmişler. İhmalu lakin el muhaffefe. Peki lakin kelimesi lakinle tahfif edilirse onun ihmal edilmesi. Fe emme lakin muhaffefeten tahfif edildiği zaman fetuhmelu, ihmal edilir. Amel ettirilmez. Niçin? Ve zelki li zevali ihtisasıha bil cümletil ismiyeti. Çünkü cümle ismiye dahil olma şeyini kaybetti. İhtisaslığını, özelliğini kaybetti. Kâle Allahu Teala ve mâ zelemnâhum, biz onlara zulmetmedik. Ve lakin kânû humul zâlimîn. Onlar kendisi zulmettiler. Ve kâle Teala lakinir râsihûne fil ilmi minhum vel mu'minûne derken burada da amel etmemiştir. Fedahalet alel cümleteyni, hem cümle ismi hem de cümle fiiliye dahil olmuştur. Tahfifu enne ve şurutu i'maliha hineydin. Ennenin tahfif edilmesi ve amel etmesinin şartları arkadaşlar. Ve emme en feta'melu, amel eder. Ve yecibu fi gayri darureti, zaruretin dışında vaciptir. Hasfu ismiha damire şe'en. Yani ismi damire şe'en olacak ve hasfedilecek. Ve kevnu haberiha cümleten mefsuleten. Haberi de evet, cümle olacak arkadaşlar. Yani kendisinden ayrı. İn budiet bi fiilin mutasarrifin mefsuleten bi kat, değil mi? Yani araya da bir kat girecek ama in budiet bi fiilin mutasarrifin gayri duain. Eğer kendisinden sonraki
gelen fiil mutasarrif olursa, bir de dua olmazsa, şart gibi bir şeyler olmazsa, ayrı olması, yani araya girmesi lazım. Mefsuleten bi kat ev tenfisin ev nefin ev lev. Ya kat kelimesi girecek, ya sin sevfi girecek, ya nefi edatı girecek veyahut da levle fasl edilecek. Ve emma en el meftuha tu hemzesi fethalı olan ene gelince arkadaşlar fe innaha iza huffifet tahfif edildiği zaman bakiyet ala ma kanet aleyhi min vücubil i'mali. Daha önce amel ettiği gibi amel eder arkadaşlar. Lakin yecibu fismiha selasete umurun. İsminde üç şey şart koşuluyor, üç şey aranıyor. En yeküne damiren, la zahiren, ismi zahir olmayacak, damir olacak. Ve en yeküne bimane şen, şan, damiri şan olacak. Ve en yeküne mahzufen, bir de mahzuf olacak arkadaşlar. Ve yecibu fi haberi ha, haberinde de şu vaciptir. En yeküne cümleten la müfreden, cümle olacak. Müfret olmayacak. Ve in kânetil cümletu ismiyeten ev fiiliyeten, evet. Ve in kânetil cümletu ismiyeten, eğer cümle ismi olursa, ev fiiliyeten ya da fiiliye olursa, fi'luha camidun, değil mi? Ev fiiliyeten fi'luha mutasarrifun, yani camit bir fiil olursa veya da mutasarrif bir fiil olursa, ve huve duaun, artı dua olursa, lem tahtaç ile fasilin yefsiluha min en. O zaman araya bir fasılanın girmesine gerek yok. Misalül ismiyeti, yani eğer haber cümleyi ismiye olursa veyahut da camit bir fiil olursa artı değil mi Yasin? Evet. Dua manasında olursa. Dua manasında da olursa mutasarrif olan o fiil, o zaman zaten araya bir fasıla girmez. Ha, bunların dışında bir şey olursa o zaman dediğimiz o dört harften biriyle ayırt edilmesi lazım. Misalul ismiyeti kavlu teala enil hamdülillahi rabbil alemin. Buradaki eni muhafefedir. İsmi damrişandır, mahsuftur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümle mübtede ve haberden oluşmuş ve o enin haberidir. Takdiruhu en hu elhamdülillahi ey ennel emre ve şe'ne fehuffifet en enne de fark etmez. Ve huzife ismuha tahfif edildi, ismi de hasfe gitti. Ve veliyet ha el cümletul ismiyetu bile fasilin ve peşinde cümle ismiye geldi. Araya da bir fasıla girmeksizin. Ve Hülliyet mitle değil mi selam bu kelime? veliyet ha diyelim. Tamam. Ve misalul fi'aliyeti elleti fi'luha camidun. Peki camit bir fiil gelirse onun örneği nasıl oluyor? Ve en asa en yekune kad iktarebe eceluhum. Birinci en muhafefedir. Asa fiili camit bir fiil olduğu için burada bu en arkadaşlar eni nasibe ile karıştırılma ihtimali olmadığı için, çünkü eni nasibe camit fiile dahil olmaz. Dahil olduğu fiili müfret mastara çevirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada enin muhaffefe ile eni nasibeyi karıştırmayacağımızdan dolayı o dört tane fasıladan hasteciden birisini getirmemize gerek yok. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a derken buradaki en de yine leyse camit bir fiil olduğu için en ile leyse arasında bir şey getirmemişiz. Ve takdiru en hu asa ve en hu leysedir. Ve misalul leti fi'luha mutasarrifun. Peki mutasarrif olan fiile ama ve huve duaun, artı dua olursa yine oradaki eni mastariye olamaz. Vel hamisetu en gadiballahu aleyha. Çünkü onu mastar tebine soktuğu zaman o işte dua dediğimiz beddua da olabilir. Lehine de aleyhine de olur. O şeyi kaybolacağından dolayı buradaki eni nasibi olamaz. Fi kıraati men haffefe en ve kesere eddade, değil mi?
dalı kesrilemiş. Eni de tahfif okumuş. Fe inkâne el fi'lu mutsarrifen. Eğer fiilimiz mutsarrif olursa ve kâne gayre duâin. Dua olmazsa vecebe en yufsale min en. O zaman enle ayırt edilmesi lazım. Bi vahidin min erbaatin ve hiye kat. Dört şeyden bir tanesi olması lazım ki birincisi kattır. Nahu ve na'leme en kat sadaktene. Vel evet li ya'leme en kat. İkinci örnek. Eblagu değil mi? Ve harfü tenfisi nahu mesela alime en seyekunu minkum marda. Ve harfü nefi nahu mesela efela yaravne en la yerci'u ileyhim kavla. Buradaki eni nasibi değildir. Fiille kendi arasına bir nefi edatı girmiştir. Ve lev nahu mesela ve el ne o? Hello. Ve ellev istekamu burada en ile istekam arasında lev girmiştir. Ve rubbeme ca'e fi'ş-şi'ri bi gayri faslin ama şiirde bazen fasılasız gelebilir ki kavlihi alimu en yu'emmelune fecadu yani onlar anladılar ki bu adamlar gelmişler tamam bir şeyler isteyecekler. Daha onlar istemeden bunlar onlara karşı böyle bir mertlikte bulundular ki kable en yus'elu bi a'zami hem de böyle bir cömertlikte bulundular ki bi a'zami su'lin onların isteyeceğinden daha çok verdiler. Evet. Burada iki tane en karşımıza çıkmış birisi muhaffefedir birisi de nasibedir Yasin. Oldu mu? Mesela. Ve rubbeme ca'e ismu en fi darureti şi'ri musarrahan bihi gayre damiri şenin. Ama bazen de şiirde o enin ismi damiri şen olarak aslında mahsuf olması gerekirken bazen bakıyoruz ki karşımıza sarih bir isim olarak çıkıyor. Feyyeti haberuha hineyzin müfreden ama bu pozisyonda haberi cümle değil müfret olacak. Ve cümle de olabilir pardon. Vakat ictema fi kavlihi şu şairin sözünde ikisi cem olmuş. Bi enke rabi'un sen ilkbaharsın ve gaysun meri'un böyle yeşerten yağmursun ve enke hunake tekunu essimala sen bu pozisyonda bu durumda o işte diyelim ki zaman diliminde aynen böyle kuzeyden böyle esen böyle yağmur bulutlarını getiren bir ona benzetiyor. Tam adamın karşıdaki adamın çok cömert olduğunu.